Çünkü Tokat'ın iklim ve insanları mutedildir. Asırlar önce söylenen bir söz, şimdi de manasını hala korumaktadır. Evliya Çelebi'nin dediği, halkı zevk ehlidir, garipler dostudur, kin tutmaz, hile bilmez, yumuşak huylu insanlar diyarıdır diyor. Hacı Bektaş-ı Veli ifadesiyle, alimler konağı, fazırlar yurdu ve şairler yatağıdır diyor. Gırgır Tepesi'ni, Horasan Erenlerinden Hasan Gazi'yi, Topçam Yaylası'nı, Tokat Kebabı'nı, Keşke'ini, Kazova'nın domatesini, Kemal Paşa'nın kirazını ve şeftalisini tatmak için 400 farklı kendine özel deseniyle Tokat yazmasını, Kont Drakula'nın esir alındığı Tokat Kalesi'ni, Plevre Kahramanı, Gazi Osman Paşa'nın şehrine gitmek gerek. Aşık Veysel'in çalıp söylediği Aras'ta kahvesini, Erzurumlu Emrah'ın sıkça uğradığı Adalı'nın kahvesini, Çamiçi Yaylası'nı, Roma Arsenali'ni, tarihi Talazan Köprüsü'nü, Niksar Kalesi'ni, Anadolu'da ilk Türk Üniversitesi olan Yağbasan Medresesi'ni, Cahit Kulebi'yi, Kırk Kızlar Türbesi'ni, Melik Gazi'yi, Polat Gazi, Hüseyin Gazi'yi görmek, cevizli ekmeğini tatmak için Tokat'a gitmek gerek. Başçilik Kayak Merkezi'ni, dünyada endemik bitki çeşitliliğiyle önemsenen Kelkit Vadisi ve İncisi Erbağ'ı, Horoz Tepe'yi, Boğalı Yaylası'nı, 400 yıllık ahşap Silahtar Ömer Paşa Camisi'ni, Horasan Erenlerinden Keçeci Baba'yı ziyaret etmek, yaprak sarmasının da tadına bakmak gerek. Sezar'ın Veni Vidi Vici dediği, geldim gördüm, yendim Zile Kalesi'ni, Maşa Köyü, Kınalı Ali Diyarı'nı, el vurup yaremi incitme tabip diyen Aşık Sadık Doğanay'ın diyarını, Kırım'dan gelen Giray Han'ın konağını, tarihi evleri, Tokat'a gidip zile pekmezini, kömesini yiyerek gezip görmek gerek. Pazar ilçemizdeki dünya harikası Ballıca Mağarası'nı, Kaz Gölü'nü, 5000 yıllık kalesiyle Turhalı Yamaç Paraşütü'nü, Mercimek Tepe'de yoğurtmaç tatmayı, 7000 yıllık geçmişiyle Sebastopolis antik kentini, şifalı kaplıcalarını, buğday ambarı Artova'yı, yeşil yurtu, birçok rahatsızlığa şifa Reşadiye kaplıcalarını, Seremen yaylasını, Zınav Gölü'nü ve kanyonunu, Sazak Beli'ni, dürüst insanlar diyarı Tozanlı'yı görmek gerek. Mamu Beli'ni, ormanla bezenmiş Almus Barajı'nı ve güzelliğini, Dumanlı Yaylası'nı, Tekeli Dağı'nı, Horasan Erenlerinden Hubriye Sultan'ı, Çatak Yaylası'nı görmek gerek. Ve Derviş Ali'nin söylediği gibi, Derviş Ali'm der ki nefesim haktır, hak diyen canlardan hiç şüphem yoktur, cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes ateşini buradan götürür. Ve yine Çamlıbel'de Koç Köroğlu'nun dediği gibi, Tokat ellerinden aldım bakırı, incitmeyin fukarayı fakiri dediği, dünya şampiyonu pehlivanlar diyarı Tokat'ı görmek gerek diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Durmaz.